Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir haber panoramayla sizlerin karşısındayız. Programımızın bu bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı boyunca yapmış olduğu çalışmaları, Başkan Ergün'ün programlarını, kültür sanat etkinliklerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Manisa Büyükşehir Belediyesi Uzunburun Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin açılışını yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını karalama kampanyası Şubat ayında işte bu tesisi lekelemeyle başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuk olduğu Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu ana haber bülteninde Manisa gündemine yönelik soruları dobra bir şekilde yanıt verdi. Menemen'in Çaltı Mahalle Muhtarı Gürol Kaplan'ın Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinden süzülen atık suların arıtılmadan dereye atıldığı iddiasını açıklık getiren Başkan Ergün, daha çöp lotlarının bile dolmadığını belirterek dereye akan suyun yağmur suyu olduğuna dikkat çekti. Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesislerinin altında arıtma sistemimizden biz arıtmadan suyu dereye akıtıyoruz. Dereyi zehirliyoruz, çevreyi zehirliyoruz, hayvanları öldürüyoruz, telef ediyoruz diye haber yapıldı gene dün akşam. Ve bugün bu sitelere geçildi. Bugün ilgili daire başkanımız gene gitti. Şimdi Menemen'deki Çaltı Mahalle Muhtarı denen kişi, Menemen'den ne alaka Manisa'yla onu da anlamış değilim. Tesisin asfaltlarında biriken yağmur suların aktığı yer orası. Evet. Arıtma o akan yerin 15 metre altında. Artı şunu da söyleyeyim. Daha arıtma çalışmaya başlamadı. Neden biliyor musunuz? Biz çöp lot alanının içerisinde daha çöp birikintisi olmadı ki. Doğru. Çöpü biriktireceksin. Orası dolacak. Ondan sonra. O çöpün altına sızıntı, çöpün sızıntısı birikecek. Hı hı. O biriktikten sonra o arıtmaya gidecek. O arıtmada arıtıldıktan sonra dereye deşarjını su olarak yapacaksın. Tesis zaten daha o kadar yeni ki. Daha lotta daha şey yok, sızıntı suyu yok. Evet. Şaka gibi. Yağmur suyu yukarıdaki tesisin gelen yağmur suyu orada akmış. Arıtmanın da 15-20 metre üstünde ama ha şöyle. Şimdi fark arıtma var, burada, var, evet. Akan yer burası. Evet. Arıtmadan diyor suyu akıtıyorsunuz diyor, arıtmadan diyor zehirliyorsunuz, hayvanları öldürüyorsunuz. Ve bunu gerçekten maalesef yerli televizyon siyasi olarak, ha gidenler de biz biliyoruz kim olduğunu, o bir tanesi mahalle muhtarı, diğer yanında gidenler Yunus Emre Belediyesi'nin çöp işlerinde çalışanlar. Bana bunu da söylettiriyorsunuz. Böyle yani. Böyle bir iddianız varsa gider öncelikle o bölgeyi görürsünüz değil mi? Bunun da bugün cevabını veriyor arkadaşlarımız, evet. Yarın medyaya yansıyacak. Yansıyacak. Ha bundan bir şey elde edemezsiniz. Ben buradan söylüyorum. Sanki bir düğmeye basılmış gibi ama başkanım. Yani arka arkaya geliyor çünkü bu polemikler. Bugünlerde fazla olmaya başladı. Artmaya başladı. Manisa'da şehir içi ulaşımda kullanılacak olan elektrikli otobüslerin şarj ve bakımı için kullanılacak olan istasyonlarda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çevreci elektrikli otobüslerle şarj istasyonlarıyla yaklaşık 90 milyon liralık yatırımın Manisa'ya kazandırdıklarını söyledi. Manisa şehir trafiği noktasında büyük bir sıkıntı yaşıyor. Ana arterlerimizde planladığımız ve şehrin içerisindeki servis araçlarının ve diğer trafiğin getirmiş olduğu sıkıntıları çözme noktasında biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda elektrikli otobüs ihalemizi yapmıştık. Manisa'ya inşallah Haziran sonu Temmuz ortalarında teslimini alacağımız bu 18 metrelik 20 tane ve 25 metrelik 2 adet otobüsümüzün akşamları şarjını yapacakları ve her türlü
elektrik bakımlarının ve diğer bakımlarının yapılacağı mevcut santral olarak düşündüğümüz bu bölgede, yani şu anda yeni ototerminalin iç kısmında olan alanda bu otobüslerimizin konuşlanacağı binaların şu anda inşaatını yapıyoruz. Tabii Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hem otobüslerin hem de bu mevcut binaların yapılması noktasında yaklaşık 90 milyon TL'lik bir yatırım söz konusu. Bu eş zamanlı olarak, yani Temmuz-Ağustos ayına kadar bu mevcut gördüğünüz alandaki inşaatın da tamamlanması gerekiyor. Hayırlı olsun emeğe geçenlere. Ben buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin yaşanan sıkıntılarını çözme noktasında bu hizmetlerimizi birer birer artık safa safa icraata çevirme noktasındayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçesi Paşaköy mahallesinde tamamlanan altyapı çalışmalarını ve yatırımları devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden de bilgi alan Başkan Ergün, kilit parke döşemesi sırasında bir parkeyi de kendi elleriyle döşedi. Paşaköy'e ilçe büyüklüğünde hizmet getirdiklerini ifade eden Başkan Ergün, hizmette sınır tanımadıklarını vurguladı. Bir ilçe büyüklüğünde bir yatırımı burada tamamlamanın huzuru içerisindeyiz. Yaklaşık 15 kilometrenin üzerinde kanalizasyon, 17 kilometreye yakın içme suyu ve 3,5 kilometreye yaklaşan da yağmur suyu. Yani 36 kilometrelik bir yatırımı Paşaköy'e yapmışız. Ve şu anda da mevcut taş döşeme işlemleri hayırlısıyla gördüğünüz gibi artık Paşaköy'e girişte başladı. Şu anda 3 noktada bu çalışmalar devam ediyor. Bir 2 aylık süre içerisinde tahmin ediyorum hava şartları müsait olduğu takdirde 100 bin metrekarenin üzerinde taş döşemesi de bu Paşaköy'de yapılacak, bitirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi kültür sanat aktivitelerini Şubat ayı boyunca da devam etti. Şubat ayında ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nca hazırlanan Uçurtmanın Kuyruğu tiyatro oyunu seyircisiyle buluştu. Savaş Dinçel'in yazdığı, Tayfun Şengöz'ün yönettiği, Batuhan Nil ve Harun Ovagül'ün sahnelediği Uçurtmanın Kuyruğu adlı tiyatro oyununun premieri Manisalılar tarafından büyük ilgi gördü. Oyun Şubat ayı boyunca her cumartesi akşamı Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Sanata büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi bir sergiye daha imzasını attı. Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yer alan Rengarenk isimli resim sergisi Fatih Sergi Salonu'nda açıldı. Atatürk Gençlik Merkezi Masmek kurslarının akrilik boya ve kara kalem resim kurslarında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan resimler Manisalı sanatseverlerle buluştu.
Vatandaşın can ve mal güvenliği için yol yapım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'ne giden yoldaki çalışmaların da sona geldi. Vatandaşın can güvenliği açısından tehlikeli olan tek şeritli yol, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla prestij caddesi haline getirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ergün, herhangi bir kaza yaşanmaması için araç sürücülerini hız konusunda uyardı. Havaalanı gibi bir bulvar oldu. Burada hız limitlerine uyarak daha uygun ve hızda gidilmesi bir Allah korusun bir kazaya, ölümlü kazaya sebebiyet vermeyecek bir hızda gidilmesi bizim buradan da bir uyarımız olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kırkağaç'ın Koca İskan Mahallesi Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının yanı sıra kilit parke taşı ve asfalt çalışmaları da yapılarak hem alt hem de üst yapısıyla yepyeni, sağlıklı bir görünüme kavuştu. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak yapılan çalışmalar sonrasında Koca İskan Mahallesi'ne gidip vatandaşla birebir görüştük. Mahalle sakinleri yapılan hizmeti, yaşadığımız yer adeta cehennemden cennete döndü cümlesiyle tanımladı. Vallahi Allah bin kere razı olsun. Siyaseti bırakalım ama gerçekten biz bir Koca İskan köyü olarak yüksek bir arazide yaşıyoruz. Ben şöyle diyeyim yani başkanımdan Allah razı olsun. Özellikle Cengiz başkanım bir yere beni davet etse tam mekanına gideceğim. Biz cehennemde yaşıyorduk. Yani gerçekten yağlan veya böyle bir İnsanlara kaldırmadan şey gerek yok ama çok mükemmel Allah razı olsun. Ha dünya duruşu eksiklerimiz biter mi bitmez ama şu anda bu köyün bir hayatı yani insan olduğumuzu öğrendik kısacası bu. Bizim evimize konum komşu gelirken çizmeden geliyordu. Yani o derece gerçekten sıkıntıdık yani. Yani üstüne basa basa söylüyorum Allah için çok bir ben utanıyordum. Çünkü evime konum komşu gelirken olan durumdan utanıyordum. Şimdi ya uyku uyuyamıyorum sevincimden. Terkle gidiyorum. İlk defa yatsı namazıma terkle gidiyorum artık. Cengiz Başkanım, Ali Rıza Başkanım ve aradaki tüm bu bize hizmetleri getiren tüm abilerimize, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. İnşallah bundan sonra da devam edecek hizmetler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz. 10 numara oldu. Yani tarif edilmez. Çok teşekkür ediyoruz başkanlarımıza. Çok beğendik. Çok güzel. Allah razı olsun. Şimdi çok güzel oldu. Allah razı olsun bu devletimize. Çok güzel, çok güzel. Allah'ım yani bundan üstünü yoktur. Allah'ımıza şükürler olsun. Şu yapılan durum bize çok iyi geldi. Çok da düzenli. Allah'ımıza bir şükür. Bundan üstünü yok demek istiyorum. Allah'ımıza çok şükür. Çok sağ olun. Çok var olun her zaman için. Her düzenimizde, her şeyimizde mukadderatız. Evet. Her zaman. Her zaman. Allah'ımıza bin şükür. Köyümüz cehennemden cennete döndü. Özellikle altyapımız oldu, suyumuz geldi, park taşımız döşendi. Peki hayal ediyor muydunuz böyle olacak? Hiç bir hayal etmiyorduk hiç. Başkanlarımızdan Allah bin kere razı olsun. Kendileri inşallah buraya gelirler, görürler kendileri de. İlk başladığımda ben böyle bir şey beklemiyordum. Korkuyordum. Ama sağ olsun Cengiz Başkan, Ali Rıza Başkan. Elimden tuttular. Önce altyapıdan başladık. Su, altyapı, parke taşı, elektrik hattı değişti. Ulaşım her gün minibüs gelip gidiyor buraya. Büyükşehir'in. Hı hı. Su, benden önce, benim ilk muhtar olduğum yılda da su yoktu köyde. Ulaşım konusunda haftada iki gün, bir gün gelen ve bir gün Kırkaç'tı. Şimdi her gün. Her gün ulaşım var. Ulaşım var. Manisa Büyükşehir Belediyesi yeniden uygulamaya soktuğu sosyal doku projesinin startlarını Şubat ayında Saruhanlı'da verdi. Müzik
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerdeki mahalleleri tek tek gezerek vatandaşın sorunlarını dinlemeye devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şubat ayının ilk haftasında da ilçe ziyaretlerine devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Soma'daki çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşla bir araya gelmek için Soma'ya giden Başkan Ergün'ü, Somalılar atlı birlikler, mehteran ve çiçeklerle karşıladı. İlk olarak sorumluluğu Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen 13 Eylül Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Ergün, parkın yenilenerek Somalılara yeni bir sosyal alan olarak düzenleneceğini söyledi. İncelemesinin ardından dernek binasında dernek üyeleri ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Soma'da ve il genelinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve kurmayları, Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma'da tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Soma'nın hava kirliliği sorununu çözecek olan bölgesel ısıtma sisteminde önemli yol aldıklarını belirten Başkan Ergün, yalnızca bölgesel ısıtma sistemlerine 37,5 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını kaydetti. Yapılan karşılama ve inceleme gezisi sonrasında Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü Ethem Karasu'yu ziyaret eden Başkan Ergün, yapılan çalışmalar hakkında Karasu'dan bilgi aldı. İçme suyu birimi olarak 26 mahallemizin içme suyu depo, bakımı, onarımı yapıldı. 8 mahallemizin altyapısı tamamlandı. 6 mahallemizin altyapı çalışması devam ediyor. 8 mahallemizde de sondaj çalışması devam ediyor. Öpeyim bir elini. Öpeyim hem. Sağ ol. Aslanım hem kocamla. Allah razı olsun. Sağ ol. Ardından 101 mahalle projesiyle alt ve üst yapısı yenilenen Karacakaş Mahallesi'nde ziyarette bulunan Başkan Ergün, mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hayata geçirdikleri projeleri anlattı. 5 kilometre kanalizasyon, 3 kilometrede bildiğim kadarıyla içme suyu. Ve 600 metreye yakın da yağmur suyu yapılmış. Ve 33.500 metrekarede üst yapı taş döşemeleri döşenmiş Karacakaş mahallemize. Her şeyden önce yapanlardan Allah razı olsun. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Sizler de sağlıkla, sıhhat içerisinde, sevdiklerinizle, ailelerinizle, huzur içerisinde güle güle kullanın diyorum. Mahallede bulunan okulu da ziyaret eden Başkan Ergün, okul bahçesinde kilit parke taşı döşeneceğinin de sözünü vererek çocuklara top dağıttı. Soma'da hava kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen Soma bölgesel ısıtma sistemleri, ilçe halkının sağlığı için önemli bir rol oynuyor. Soma gezisi sırasında bölgesel ısıtma sistemlerinde de incelemelerde bulunan Başkan Ergün, kapasitesi arttırılan pompa istasyonu hakkında da detaylı bilgiler aldı. Başkan Ergün, daha fazla aboneye ulaşarak bu sistemle hava kirliliğini en aza indirmenin hedeflendiğini vurguladı. Thank you.
ama ilçe ziyaretleri kapsamında prestij projelerden olan Atatürk Caddesi'nde de incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cadde esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti. Baştan aşağı yenilenen Atatürk Caddesi bölgeye hem canlılık getirdi hem de farklı bir hava kattı. Esnaf ve vatandaşlarsa yapılan bu hizmetten oldukça memnun. Sosyal projelerle örnek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Somalıların talep ettiği sosyal yaşam alanı olan Soma İstasyon Parkı'nda da çalışmalarını tamamladı. Parkın son hali göz kamaştırırken, çevre halkı artık nefes alabilecekleri, çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri bir alana kavuştukları için oldukça mutlu. Soma halkının huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan hizmetlerin vatandaşa hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Ergün, Soma ziyaretinin tüm detaylarını Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonunun mikrofonuna aktardı. Soma artık önünü almış gidiyor diyeyim. Şaha kalkmış gidiyor. Büyükşehir olarak son 2 sene içerisinde yaklaşık 185 milyonun üzerinde Soma'ya yaptığımız yatırımlar bizleri fazlasıyla mutlu etmeye başladı. İşte bunlardan bir tanesi de İstasyon Mahallesi'nde yaptığımız büyük bir parkımızı, kent meydanımızı bu mahallemizde kullanan vatandaşlara hizmet etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Güle güle kullansınlar. İnşallah güzel havalarda halkımız, ailelerimiz, çocuklarımız burada hoşça vakit geçireceklerdir. Tabii biten bulvar, Atatürk Bulvarı üzerinde temin esnaf kardeşlerimize de bizzat kendilerini tek tek hayırlı işler dileyerek bulvarı güle güle kullanmalarını kutladık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii ki Soma'nın en büyük sorunlarından bir tanesi ana dağlardan gelen yağmur sularının şehrin içerisine akma noktasında şehrin merkezinde ve kuşaklama dediğimiz çok büyük 7 kilometrelik yağmur suyu hatlarını, bunlar çok büyük menfezler şeklinde yapılıyor. Artık Soma'nın bu dertlerini en kısa süre içerisinde bitirme maksatıyla bu çalışmalar devam ediyor. Yine Soma BİS'in yani ısıtma merkezi ile ilgili 225'lerde aldığımız abonelik sayısını bugün 7336'ya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Somalı kardeşlerimiz artık ısınmaya başladı. Sonuçta 138 milyon lira sadece ısıtmayla ilgili yapmış olduğumuz yatırımlar var. Ancak bugün bazı mahallelerimiz değil, hemen hemen diğer mahallelerimizin muhtarları bizzat bana gelerek bu mahallelerde de artık ısıtma sisteminin kurulma talepleri var. Tabii bunlar plan dahilinde projelerin hazırlanması, maliyetlerin ortaya çıkarılması ve yatırım finansmanının sağlanma bacakları var. Bunları inşallah en kısa sürede çözerek o mahallelerimize de Soma'da bu ısıtma sistemlerini getirmek tek amacımız. Sonuçta Soma biliyorsunuz en çok Türkiye'de hava kirliliği noktasında ilk 5'lerin içerisine girdi. 6. bildiğim kadarıyla. Burada da yaşayan bu kadar insanımız hava kirliliği noktasında büyük sıkıntı yaşıyor. İnşallah bu ısıtma sisteminin olduğu bölgelerde zaten muazzam bir iyileşme var. Bütün Soma'da bu sistemi yerleştirerek inşallah en güzel bir şekilde Somalı hemşehrilerimize de bu hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Thank you.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Soma'nın ardından bir sonraki ilçe ziyareti Salihli oldu. İlçede hayata geçirilen projeleri bir bir yerinde inceleyen Başkan Ergün, ilk olarak ölüm yolu olarak adlandırılan Salihli Köprülü Kavşağı'nda devam eden çalışmaları da yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden de bilgi aldı. Başkan Ergün, ilçenin en büyük sorununun da ortadan kalkacağını belirtti. Salihli'nin içerisi biliyorsunuz İzmir ve Ankara güzergahı ana yol. Çok yıllardan beri yaşanan en büyük sıkıntı bu mevcut Salihli içerisindeki iki tane kavşakta ölümlü kazalar sebebiyet veriyordu. Bu amaçla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz 1300 metre uzunluğunda viyadüklerle hiçbir sinyalizasyona takılmadan araçların gidebileceği, bu viyadükler üzerinden araçların geçişini sağlayabileceği kavşağı hayırlısıyla geçtiğimiz aylarda ihalesini tamamlayarak yer teslimi yapılarak bugün de yerinde fore kazıkların ve temel ayakların, betonların atılma noktasında artık start aldığını gördük. Kazasız belasız bir inşallah tamamlamak nasip olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Köprülü Kavşağı'nda yaptığı incelemelerin ardından modern pazar yeri, yeraltı otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesinde incelemelerde bulundu. Salihli için önemli bir projenin de sonuna yaklaştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, modern pazar yeri, yeraltı otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesinin 3 soruna çözüm olacak tek proje olduğunu vurguladı. Yerin altında 600 araçlık otopark, üstünde pazar yeri ve Bedesten Çarşısı dediğimiz 40 tane mağazamızın, dükkanımızın yapıldığı bir yatırım. Bunun da yaklaşık KDV dahil rakamı 34-35 milyon civarında. 2 aylık inşallah bir süremiz kaldı. Bu 2 aylık süre sonrası bunun da açılışını Salihli'ye müjdesini vereceğiz. Başkan Ergün, modern pazar yeri, yeraltı otoparkı ve Bedesten Çarşısı projelerinin ardından incelemelerine Masal Ormanı Parkı'nda devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'de hayata geçirdiği projeler arasında yer alan Gümüşçay Masal Ormanı Parkı, Salihli halkına hizmet vermek için hazırlanıyor. Yetkililerden detaylı bilgi alan Başkan Ergün, parkın Manisa'daki Atatürk Kent Parkı'nın bir benzeri olduğunu vurguladı. Masal Ormanı, Gümüşçay'ı merkezindeyiz, evet. Değerli başkanımla. Gerçekten burada da bütün artık Salihli'nin yani Manisa'nın kent parkının bir benzeri. Aynı şekilde Turgutlu'daki Irlamaz'da yaptığımızın bir benzeri. Burada değişik bir konsepti var. Salihli'deki ailelerimizin, çocuklarımızın vakit geçirebilecekleri muhteşem bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Tahmin ediyorum 2-3 ay sonra bahar aylarından itibaren bütün bu bölgede sadece Salihli değil, Turgutlusu ve diğer ilçelerimizden, Manisa ilinden Salihli'ye gelen bütün misafirlerimizin özellikle ziyaret edebileceği muhteşem bir yatırım olma noktasında. Tabii bu güzel hizmetleri yerinde gördükçe bu bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Salihli'deki incelemelerine yakında hizmete girecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi ve MABEN binasındaki incelemeleriyle devam eden Başkan Ergün,
projede artık son aşamaya gelindiğini belirterek yetkililere son çalışmaların hızlandırılması ve eksik noktaların hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını verdi. Başkan Ergün, MABAN binası önünde kendisini görmeye gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara hediyeler dağıttı. Başkan Ergün, Koordinasyon Merkezi ve MABAN binasındaki incelemelerin ardından çalışmaları devam eden Avar ve Şüheda caddelerine incelemelerde bulundu. Prestij Cadde projesi kapsamında yenilenen caddelerin Salihli'ye yepyeni bir görünüm kazandıracağını söyleyen Başkan Ergün, caddelerin yenilenmiş haliyle ilçeye prestij katacağını dile getirdi. MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiği ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin üst yapının yenilediği ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince üst yapının yenilendiği caddeler tamamlandığı zaman gecesi ve gündüzü ile ayrı bir güzelliğe sahip olacak. Salihli ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 13,5 milyon lira yatırımla inşa edilen beton boru ve kilit parke taşı fabrikasını gezen Başkan Ergün, fabrika ile altyapı ve üst yapı çalışmalarının da hızlanacağını belirtti. Ayrıca Başkan Ergün, fabrikanın kurum bütçesine de ciddi bir katkı sağlayacağını vurguladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli ilçe merkezinde 25 milyon liralık yatırımla yürütülen 25 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışmalarını da yerinde incelemeyi ihmal etmedi. Başkan Ergün, ilçenin yıllardır kanayan yarası olan yağmur suyu sorununu çözüme kavuşturmak için verdikleri sözleri tuttuklarını vurguladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa merkez ve ilçelerinde önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, ilçe merkezinde yağışlı havalarda meydana gelen taşkınlıklara son verildiğini ifade etti. Salihli ilçe ziyaretinde Başkan Ergün'ün son durağı, Salihli'de açılacak olan Bahçeşehir Koleji'nin tanıtım toplantısı oldu.
Başkan Ergün, kolejin Salihli'ye kazandırılması için çalışan herkese teşekkür etti. Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanında yapılan hizmetleri aktardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde eğitim görmeleri için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak, onların vatanını ve milletini seven birer birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla ilimiz genelinde okul öncesi çocuk, kültür ve sanat merkezlerimizi hayata geçirdik. Salihli'mizde de Gümüşçay'ımızda bu yerimiz mevcut. Gençlerimizi de unutmuyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan, kahve köşelerinden uzak tutmak, ders dışı vakitlerini faydalı bir şekilde geçirebilmelerini sağlamak için gençlik merkezleri ve MABEM kurslarımızı 17 ilçemizde de faaliyete geçirdik. Büyükşehir olduktan sonraki süreçte. Daha önceki Manisa Büyükşehir Belediyesi olmadan önce sadece Manisa merkezinde bu hizmetimizi veriyorduk. Bugün itibariyle sayısı il genelinde bu 17 merkezimizde 8000'in üzerinde gencimize bu hizmeti vermenin gururu içerisindeyiz. Salihli'mizde de gençlerimiz bu hizmetlerimizden en güzel şekilde faydalanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şubat ayında Manisa'nın en önemli projelerinden biri olan Manisa Prime projesinde ilk kütle beton dökümünü gerçekleştirdi. Okunan dualar ve kesilen kurbanlar eşliğinde gerçekleştirilen beton dökümüne Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu da katıldı. Gençoğlu, dev projenin Manisa'nın çehresine güzellik katacağını söyledi. Vatandaşın devlet hastanesi kavşağında yaşamış olduğu trafik sıkıntısını çözmek için kolları sıvayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaşanan trafik sorununu çözmek için mevcut alanda akıllı sinyalizasyon sistemi yapımına başladı. Altyapı çalışmaları devam eden sistemde, trafik ışıkları tamamen araç yoğunluğuna bağlı olarak yönetilerek yol ağının daha etkin kullanılması amaçlanıyor. Yunus Emre'nin Örselli Mahallesi'nde yapılan alt ve üst yapı hizmetleri MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve ekipleri tarafından incelendi. MASKİ tarafından 101 mahalle projesi kapsamında alt ve üst yapısı tamamen yenilenen mahalleye 2650 metre içme suyu hattıyla 2200 metre kanalizasyon hattı döşendi. İçme suyu deposu da yenilenen mahallede, Büyükşehir Belediyesi tarafından üst yapıda ele alınarak kilit parke taş döşeme çalışması gerçekleştirildi. Örselli Mahalle Muhtarı Halil Mezik, Web TV mikrofonları aracılığıyla yapılan hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti. Başta Cengiz Başkanıma, Genel Müdürüme, Genel Müdür Yardımcılarıma, Daire Başkanlarıma, Daire Müdürlerime çok mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Mahallemde sıfırdan kanalizasyon, içme suyu şebekesi sıfırdan hepsi yapıldı. Mezar yolum 2500 metrekare parke taşı döşendi.
altyapısıyla, üst yapısıyla hepsini Büyükşehir yaptı. Yani köyümüzün şu giriş yolundan tut, köyün işleri komple Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Depolarımızın tadilat ve tamiratları yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı meclis toplantısında 5 ilçeye doğal gaz müjdesi geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 2018 yatırım planını alınabilmesi için istediği meclis kararı, ilçe belediye meclislerinin ardından vatandaşların menfaati düşünülerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de oy birliğiyle kabul edildi. Doğalgazın 2018 programına alınabilmesi için Saruhanlı, Kırkağaç, Ahmetli, Kula ve Alaşehir ilçe belediyelerimiz bu konuyla ilgili meclis kararlarını almış. Hatırlarsanız geçen ay meclisimize gelmişti ve meclis kararı ile komisyona havale etmiştik. Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların menfaati doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı. Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın menfaati doğrultusunda onların doğalgaza bir an önce kavuşmaları için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yine Şubat ayı Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin kesinleşen 2017 yılı gelir ve gider bütçesini paylaştı. Başkan Ergün, bütçe gerçekleşmelerinin %100'ün üzerinde oranlara ulaştığını belirtirken, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılında yatırımlara ayırdığı payın 925 milyon TL üzerinde olduğunu vurguladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ocak ayında vatandaşların hizmetine sunulan modern öğretmen evi kavşağına, Şubat ayı Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isim verilmesi gündeme geldi. MHP ve AK Parti meclis üyelerinin önergeleriyle gündeme gelen madde oy çokluğuyla kabul edildi. Manisalı kadınların büyük ilgi gösterdiği ve büyük keyif aldığı Haydi Kadınlar Manisa projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Şubat ayında da Manisa'nın ilçelerinde yaşayan kadınlar Manisa merkeze gelerek kenti tanıma ve gezme imkanı buldular. Vatandaşa hizmette sınır tanımayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı normlarına uygun olarak donattığı hasta nakil ambulansıyla Manisa il sınırları içerisinde hasta nakil işlemlerini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi hem vatandaşlardan gelen taleplere anında yanıt veriyor hem de hastanelerin yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Manisa'nın Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Zehra Ferlioğlu zor günlerinde yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı normlarına uygun olarak donatılan ambulansla hastanın naklini sağladı. Hizmetten sürekli yararlandıklarını belirten hasta yakını Semra Büyük, Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çok memnunum. Allah razı olsun. Bir kere değil, bin kere. Yani aradığımız zaman geldiler. Hani faydasını gördük. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Kardeşimle beraber bakıyoruz annemizi. Hani Allah razı olsun. Yani dediğin gibi çağırdık mı geldiler. Geçmiş olsun. Hemşirelerimiz geçmiş geldi olsun. Pansumana. Evet. Çağırdığımız zaman geldiler. Hani Allah razı olsun.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, dokusu ve eşsiz mimarisiyle kültür turizmine armağan edilen Ulu Cami'nin etrafında gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmasıyla tarihi yapıyı gün yüzüne çıkardı. Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut alanda yapımını planladığı seyir terasları, dinlenme alanları ve peyzaj uygulamasını içeren projesi İzmir 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Şehrin önemli anıt yapısı olan Ulu Cami'nin gölgesinde yer alacak olan projede Manisa panoraması keyifle izlenebilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi kültürel etkinliklerini hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayı etkinlikleri kapsamında Kediler ve Köpekler isimli tiyatro oyunu minik izleyicileriyle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Harun Ovagül'ün yazıp yönettiği oyunda mutlu kedilerin yaşadığı Kılçık Mahallesi anlatılıyor. Oyun, sokak hayvanları için bir kap mama ve bir kap su verilmesine, hayvanların satın alınmayıp sahiplenilmesine ve onlara iyi davranılmasına dikkat çekiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi gençlere nutuk dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Gençlik Merkezi konferans salonunda gerçekleştirdiği Gençlik Atının İzinde adlı etkinlikte Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve gençliğin Atatürk'e cevabı hep bir ağızdan coşkuyla okundu. Vatanı ve milletin selameti için, her zorluğa, iman dolu gözümüzü gelmek, gerçek amacımız olacaktır. Öğrencilerin geleceği en iyi şekilde hazırlanabilmesi için önemli eğitim çalışmalarına imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni sınav sistemi ile ilgili MABEM öğrencilerini bilgilendirdi. MABEM öğrencilerinin yanı sıra MABEM öğretmenlerinin de katıldığı seminerde yeni sınav sisteminde kaygılanacak bir durum olmadığına dikkat çekildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Devlet Bahçeli Köprülü kavşağını dev Türk bayraklarıyla donattı. Ülkece içinde bulunduğumuz bu hassas ve zor dönemlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı yeni tamamlanan Devlet Bahçeli Köprülü kavşağının dört bir yanının al bayrağımızla donatılması vatandaş tarafından da büyük beğeni aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçenin her mahallesine hizmet götürmek için tüm ekipleriyle canla başla çalışıyor.
Hizmetin gitmediği mahalle bırakmamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli'nin Yaraşlı Mahallesi'nde de çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti Büyükşehir Belediyesi televizyonuna aktardı. Sayın Başkanımızdan gayet memnunuz. Gerek sokaklarımız, ne bileyim yollarımız, bilhassa kabristanımız gayet düzenli ve iyi bir şekilde. Ulaşım yönünde sıkıntılar vardı. Başkanımız sağ olsun gereken yardımı orada da yaptı. Cengiz Başkanımızdan çok memnunuz. Allah başımıza eksik etmesin. Bir dahaki seçimde oylarımız gene orada. Gerçekleştirdiği her projeyle farkını ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli Atatürk Caddesi'nde de hayata geçirdiği Prestij Caddesi çalışmasıyla vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Caddede ilk olarak MASKİ tarafından altyapı çalışması yapıldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi, kilit parke ve aydınlatma çalışmasını tamamladı. Modern bir görünüme kavuşan cadde, peyzaj uygulaması ve ışıklandırmasıyla Ahmetli'ye değer kattı. Ahmetli halkı ise yapılan hizmetlerden oldukça memnun. Şu an gördüğünüz gibi cadde güzel. İnşallah böyle güzel hizmetlerin devamını istiyoruz, diliyoruz. Caddemiz yani bu güzelliğe inkar gelmek yani nankörlük olur. Gerçekten güzel hizmetler oldu. İşin özü biz Cengiz Ergün Bey'i daha önce tanımıyorduk. Sadece Manisa Belediye Başkanı olarak tanıdık. Şimdi Büyükşehir olmasıyla birlikte hani daha yakından tanıdık ve bunun devamında gerçekten ilçemizde çok fazla yani gerçekten çok fazla hizmetlerini gördük, bildik ve şimdi artık günümüz teknolojisiyle Facebook'tan genelde takip ediyoruz ve ilçe koordinatörümüz Orçun Bey gerçekten Ahmetli için güzel işler yapıyor ve sadece Ahmetli ile sınırlı kalmıyor. Çevre köyler bunlara dahil yani ve hani gerçekten müthiş hizmetler görüyoruz. Gördüğümüz bir cadde bu şekilde değildi ama büyük şehrimizin sayesinde bu şekilde geldi. Çok güzel oldu. Yeşillikleri, ışıklandırması ve genişli olup da park sorunu ortadan kalkması, girişleri çıkışları daha güzel oldu. Büyükşehir'in cenaze işleri, araçları, gereçleri bir telefon edip de cenaze işlerinde hiç sorun kalmıyor. Hemen vatandaşın işini görüyorlar. Köylere çıkarılan otobüslerimiz var Büyükşehir'in. Kentte yaşanan çöp sorununu uzun burun katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisiyle neşter vuran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıhanlı ilçesinin çöplerini de bertaraf edebilmek için ilçede kurduğu katı atık aktarma istasyonunda sona geldi. Tesisin 7 Mart tarihinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Turgutlu'ya bağlı mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisi gezisinde muhtarlar tesisi gezerek MASKİ Atık Su Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik'ten bilgiler aldı. Toplanan atık suların hangi işlemlerden geçerek kullanıma hazırlandığını yerinde gören muhtarlar çevre adına yapılmış tesise hayran kaldı. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, yapılan hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirdi. Turgutlu halkının hizmetine sunduğumuz ve kullanılmakta olan bu tesisimiz hem Turgutlu'nun hem Manisa'mızın hatta ülkemizin yüz aklarından bir tanesidir. Kapasite anlamında şu anda Manisa'nın en büyük arıtma tesisi durumundadır. İlk hizmete giren, en büyük kapasite anlamında ilk hizmete giren arıtma tesisi olma özelliğinde elinde bulunduruyor. Bundan 2 ay veya 3 ay sonra inşallah Manisa merkezdeki tesisimizde girmek suretiyle toplam 17 tane tesisimiz Manisa'da atıkların arıtılmış hale getirilmesinde hizmet verecektir. Bunun önemi nedir? Bunun önemi tabiata, doğaya verdiğimiz önemdir. Tabiatı
bizden sonraki nesillere daha temiz ve güzel estetik bir şekilde bırakmaya verdiğimiz önemdir. Gediz'in kirletilmesinin mücadelesinde elde ettiğimiz bir başarı örneklemizdir. Aynı zamanda halkın sağlığına verdiğimiz önemi göstermektedir. Bu gibi çalışmalarımız bizim tabii ki yalnız Turgutlu ile sınırlı kalmayıp biraz önce ifade ettiğim gibi 16 ilçemizde şu anda aynı arıtma testlerimiz hizmete giriyor. Planlanmakta olan, yakında hizmete girecek olan 5 veya 6 muradiye de ilave edersek tesisimiz daha olacaktır. Böylelikle Manisa, Türkiye'deki örnek kentlerden birisi durumuna gelecek. Buradaki hedef tabii ki Manisa'da yaşayan herkesin iyi ki ben bu kentte yaşıyorum dedirtebilmektir. Tesise hayran kalan muhtarlar da sadece birey için değil, aynı zamanda çevre için de yapılan hizmetler için Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini sundu. Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile cep telefonları, baz istasyonları ve toplumsal kaygılar adlı seminer düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve konuşmacılığını Profesör Doktor Levent Sevgi'nin yaptığı seminerde baz istasyonları, cep telefonları ve insan sağlığı konuları ele alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yapımına başlanan Merkez Efendi ve Hafsa Sultan mahallelerini de birbirine bağlayan yaya üst geçidinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Yayaların rahat ve trafik akışını engellemeden karşıdan karşıya geçişlerini sağlayacak olan üst geçidin kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanıyor. Dev projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır atıl durumda bulunan Sümerbank arazisinde yapımına başladığı projede inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Atıl alanın modern bir sosyal alana dönüşeceği proje, spor ve sosyal donatı alanlarının yanı sıra peyzaj uygulamasıyla da Manisa'ya çok yakışacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Kula, Alaşehir ve Sadihli koordinatörlüklerini ziyaret etti. Göreve yeni başlayan ilçe koordinatörlüklerine görevlerine başarılar dileyen Yalçınkaya, ilçedeki çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Manisa'daki sportif alanların arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'ya uzun yıllar hizmet eden ancak yetersiz durumda bulunan Tevfik Lav spor tesislerinin bulunduğu bölgeye modern bir tesis kazandırmaya hazırlanıyor. İlk olarak eski tesisin yıkılmasının ardından modern Tevfik Lav spor tesislerinin yapım çalışmalarına başlandı. Hızla devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla yaklaşık 3675 metrekarelik alanda 1 adet futbol sahası, 3 adet tenis kortu, tribün binasıyla spor salonu yer alacak. Büyük
Büyükşehir yasası ile birlikte Manisa'nın tüm ilçelerindeki hafriyat kirliliğini ortadan kaldırmak için hafriyat depolama ve bertaraf tesisleri inşa eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu tesisleri kurmaya devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nden Kersen mevkiinde bir yer kiralayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 800 bin metreküp hafriyat alabilen alanda plaka tanıma sistemi ve tam otomasyonlu hafriyat depolama tesisi inşa etti. Tesis, Manisa ve ilçelerinden gelen hafriyat atıklarını düzenli bir şekilde topluyor. Kaçak hafriyata engel olan ve geri dönüşümü mümkün olan hafriyat atıklarını dolgu malzemesi olarak diğer birimlerinde kullanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu sayede belediye bütçesine ekonomik kazanç sağlıyor. Kersen'deki işleyişi yerinde inceleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, 2015'ten bu yana bertaraf edilen hafriyat rakamlarını ve 2018 yılı planlarını aktardı. 2015'ten beri 4,5 milyon metreküp civarı hafriyat atıklarının bertarafını gerçekleştirdik. İnşallah 2018 yatırım programımızda olan ve Sayın Başkanımızın da talimatıyla start verdiğimiz, şu anda da Zafer Kalkınma'ya bununla alakalı bir hibe dosyası hazırlıyoruz. 2018 yılı içerisinde de harfiyat geri dönüşüm, inşaat yıkıntı atıkları geri dönüşüm tesisi kurarak hem etrafta oluşabilecek moloz ve inşaat yıkıntı atıklarının geri dönüşümünü sağlayıp doğaya, çevreye verdiği kirliliği azaltmak, hem de belediyemizin malzeme olarak aldığı dolgu malzemelerini, işte maskinin kullandığı boruların altına dolgu malzemelerini ya da yol şubenin kullandığı dolgu malzemelerini buradan karşılayıp hem de belediyemizin bütçesine daha böyle faydalı katkı sağlamış olacağız. Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 3 haftalık temel askerlik eğitimini alan 4531 acemi er düzenlenen törenle yemin ederek asker oldu. Askeri erkanın tebrik mesajlarının okunması ve Albay Güvendiren'in konuşmasının ardından erler tarafından harmandalı, horon ve halay gösterisi yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren tören sonunda çocuklarıyla özlem gideren aileler mutluluk gözyaşı döktü. Aylık kültür sanat etkinlikleriyle Manisalıları çeşitli etkinliklerle buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şen Makas adlı tiyatro oyununu Manisalı tiyatro severlerle buluşturdu. Bir kuaför salonunda işlenen cinayetin aktarıldığı komedi oyununda seyirciler de oyuna dahil oluyor. Oyunculara yöneltilen soruların karşılığında oyunun finali seyircisinin isteğine göre değişiyor. Seyirci kimi zaman oynuyor, kimi zaman da sorgu yaparak, oy vererek oyuna dahil oluyor.
Elde edilen gelirin Manisa Gönülden Gönüle Derneği'ne bağışlandığı oyunda seyircilerin oyuna dahil olması izleyenlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Oyuncu Melek Baykal ise Manisa'dan daima güzel duygularla ayrıldıklarını ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Yunus Emre İlçe Teşkilatı'nın organize ettiği Akçaköy Sporu'na destek toplantısına Akçaköy halkının yanı sıra çevre mahallelerden de yoğun katılım oldu. Kalabalık toplantının sonunda yurtta mahalle muhtarları Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını televizyonumuz aracılığıyla aktardı. İşte muhtarların değerlendirmeleri. Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanımız tarafından, Cengiz Ergün Başkanımızdan Allah razı olsun. Mahalle halkım adına da kendi şahsım adıma da çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin mahallemiz kazandığı hizmetler, kabristan yolu, sonra yaz aylarında ilaçlama, artı su depolarının yenilenmesi. Bir de cuma günü geldiler, o bizi çok sevindirdi. Altyapı içme su hattıyla kanalizasyon hattı yenilenecek. Artı su deposu yapılacak. Bir de arıtma yapılacak. Pankartını astılar. Mahallem, ben şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımızdan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir'in hizmetlerinden çok memnunuz. Maske çok güzel çalışması var. Sağlık İşleri İdare Başkanı'nın çok güzel çalışmaları var. Mezarlıklarımız yapıldı. Temizlikleri, bakımları yapıldı. Mezarlık yollarımız taşı yapıldı. Su depolarımız bakımları yapıldı. Vanoları, boyası, bakın fanyası döşendi. Su pompalarımız yenilendi. Arızalı olanlar sıfırdan yeniden takıldı. Altyapımız vardı. Su patlağımızla, sağlık işlerimize büyükşehirimiz anında müdahale yapıyor. Bu yandan hiçbir sıkıntımız yok. Çok memnunuz maskeden. Her türlü en ufak arızamızda hemen telefon ettiğimizde anında geliyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Cengiz Başkanımıza çok çok selamlarımızı iletin. Mezarlık yollarımız, mezarlığımızın işleri, sağlık işleri genel olarak çalışmaktalar. Gerçekten Cengiz Başkanımızdan çok memnunuz kendisine. Çok sağ olsun, var olsun. Şu anda içme suyu sondajım oldu. 12 bin metrekare kilit parke taşı mezarlık yolumuza, mezarlığımıza döşendi. Kendisi çok sağ olsun. İnşallah 2018'de de altyapı sıkıntımız var. İnşallah o sorunumuz da çözüldükten sonra başka ne isteyebiliriz kendisinden? Çok sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederim. Büyükşehir tarafından yollarımız, ana yollarımız güzel yapılıyor. İçme suyumuz bakılıyor. Depolarımız bakıldı. Sağlık ilaçlama, sivrisinek. Ya şimdi büyükşehir üzerine gören yani düşen görevi yapıyor. Vatandaşa hizmet verme konusunda kolayca çözümler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa vezne işlemlerinde de rahatlık sağlamak için Şubat ayında yepyeni bir adım attı. Ulaşım Daire Başkanlığı ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın gerçekleştirdikleri işbirliğiyle Ulaşım Daire Başkanlığı'na vezne kuruldu. Artık Manisa halkı ödemelerini Büyükşehir Belediye binasına gelmeden bu vezneden yapabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Manisalı vatandaşların ulaşım dairesindeki işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapmaları gereken ödemeleri de bu veznede yapabileceklerini vurguladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığımızda tüm merkez ve ilçelerde uygulamakta olduğumuz ticari araçlara ilişkin çalışma ruhsatları, güzergah belgeleri hepsi burada düzenlenmektedir. Tabii dolayısıyla gerek ticari araçlarda ticari taksi araç sayımız olarak tüm Manisa'da 553 civarında. J plakalı servis taşımacı araç sayımız da 4200 civarında. Yine belediye şehir merkezlerinde, ilçelerde faaliyet gösteren şehir içi top taşıma araçlarımız yaklaşık 325 civarında olup bir de ayrıca bununla birlikte totalde 788'e ulaşan özel top taşıma araçlarımız faaliyet göstermektedir. Tüm araçlarımızın resmi iş ve işlemleri, çalışma ruhsatları, güzergah belgeleri
binamızda, hizmet binamızda devam etmektedir, verilmektedir. Tabii buna ilişkin tahakkuk ettirilen gerek çalışma ruhsat ücretleri, gerek cezalar, denetimle yaptığımız ceza işlemleri, tamamen burada bir vezne ihtiyacımız vardı. Vatandaşı belediyeye göndermek, hale göndermek gibi bir durumla karşı karşıyaydık. Ancak Mahalle Hizmetler Daire Başkanlarımızla ilettik ve kendileri de çözüm olarak bir vezne darımızı buraya getirdiler, konuşlandırdılar. Bugün tüm ilçelerde ve şehir merkezimizdeki bu vatandaşlarımızın hizmetlerini paraya dönüştürülen tüm ödemeleri artık veznemiz sayesinde yürütmekteyiz. Daire Başkanı Deniz, vatandaşların yaşadığı bir diğer sorun olan çekici araç ücretlerinin de Ulaşım Daire Başkanlığı içerisinde bulunan vezneden ödenebileceğini sözlerine ekledi. Şehir merkezimizde çekici araçlarımız biliyorsunuz faaliyet göstermekte. Yine çekici araçlarımızın da ücret yatırmada büyük sıkıntılar yaşıyor vatandaşımız. İşte belediye veznelere gitmek gibi, emniyete gitmek gibi, otoparka gitmek ve ulaşım arasında bir üçgen çizmekte. Biz onları bir kez daha yürütmemek adına yine bu veznede, bu çekici ücretlerimizi de almaktayız. Dolayısıyla vatandaşımızı daha yormadan en kısa noktada işlemini çözmeye çalışıyoruz.